tam öğretmenimize ödül verdik. Bu dönemde de 12 öğretmenimize veriyoruz. Hakikaten en iyisiyiz. Yani ben 31. yılında çalışıyorum. Ödül vermeyi de severim. Öğrencilerim ve zaten öğrencileri farklı şekilde ödüllendiriyoruz biliyorsunuz bu durumda. Öğretmenlerimize de ödül vermeyi seviyoruz. Ama bu yılki kadar fazla sayıda ödül vermedik. Bu sene biraz fazla bayağı verdik. Ülkenin hiçbir yerinde de yaşamadım, yani görmedim de. İnsan daha fazla ödül vermek ister ama onda bir sınırı var. Dolayısıyla 2014 yılında da Kaymakamiyet'le görüştük. Başka arkadaşlarımız da ödüllendirmesi gereken de olabilir. Ondan itibariyle ön plana çıkan arkadaşlar olarak okullarında görüşünü alarak sizlerin ödüllendirmesiyle bir Kaymakamiyet'e teklif ettik. Sizler fark ediliyorsunuz, yani yaptıklarınızda fark ediliyorsunuz. Dolayısıyla zaten hiç kimse ödül için çalışmıyor. Vicdanen çalışıyorsunuz. Ve siz çocuklara gelecek hazırlamak için çalışıyorsunuz. Ama bunun yanında da insanların tabii hani derler ya, evliler için söylüyorum. Yani eşimizi sevdiğimizde eşimiz biliyor aslında. Ama ona seni seviyorum demek. Ya da çok güzel yemek yapıyor. Eline sağlık demek. Onların beklentileri ya da bizim de beklentilerimiz. Yani eşimi bizden seni seviyorum demeyi bekliyorsa biz de bekliyoruz tabii karşılıklı. Dolayısıyla ödül de böyledir. Sizlere fark ettiğimizin farkındalığının da bir belgesidir bu. Dolayısıyla 5A farklılık yapar. Kamu hizmetine farklı bir şekilde katkı sağlayanlar için, hizmetlerinde katkı sağlayanlar için veriliyor. Doğru olmuyor. Yani 5'e B'ye göre verebilirsin, 5'e C'ye göre verebilirsin varsa hangi kişiye. Ama 5A da aynı yıl içerisinde vergi koleksiyonu yapılmaz. Onun için de biz Kaymakamiliğinde bizim de sizlere takdir ettik. Bu demek değildir. Diğer arkadaşlarımız buna layık değil. Tabii ki layık. Şahin Bey Pınar'da, Tarih Bey Pınar'da, Seyhan Hanım Cumhuriyet'te, Nalan Hanım Cumhuriyet'te, Esra Hanım Bulgurmalar, Hafan Hanım Zafer Türk, Adile Hanım Yazılar, Nazlı Hanım Taşkesti, Onur Bey çok programlısı, Hüseyin Bey çok programlısı, Ahmet Bey çok programlısı. Tüm öğretmen arkadaşlarımızın olduğu gibi sizlerin de Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Ayrıca da geçtiğimiz sene yaptığınız çalışmaları, detaylarını Milli Eğitim Müdürümüz bizimle paylaştı. Beraber oturduk, bir değerlendirme yaptık. Ayrıca sizlere de başarı belgesiyle ödüllendirmeye karar verdik. Bu vesileyle hem bugün anılan önemine bilerek hem de dediğim gibi çalışmalarınıza gösterdiğiniz farklılıktan dolayı bir araya gidelim istedik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tabii ki öğretmenlik dünyanın belki en keyifli mesleklerinden biri, tatmini en güçlü olan mesleklerinden biri. Ama aynı zamanda güçlüğü, zorluğu da en fazla olan mesleklerinden biri. Gerçi bu her meslek için geçerlidir ama dışarıdan bakıldığı zaman insanlar çok kolay yanılgıya düşebiliyorlar. Dışarıdan bakıldığı zaman her meslek kolay gözüküyor. Avantajları göz önünde bulunduruluyor. Zorlukları, dezavantajlarını bizlerden daha çok yaşayarak, görerek sizler farkına varıyorsunuz. Çok zor şartlarda, sadece sizler için söylemiyorum, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimiz için söylüyorum. Çok zor şartlarda görev yapan öğretmenlerimiz var. Meslekler için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Bir sağlıkçı da, bir din görevlisi de benzer şekilde olmalı. Ama en idealist olması gereken meslek öğretmenlik olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü seneye yatırım yapmıyorsunuz, 3 sene sonrasına, 5 sene sonrasına yatırım yapmıyorsunuz, çalışmıyorsunuz. 20 sene sonrasına, 30 sene sonrasına belki. Aynı zamanda bir handikapla bu sonuçlarını hemen kısa vadede görmemiz mümkün olmuyor. Her öğrencinin belki en az bir tane böyle ideal, yani rol model olarak gözümde canlandırdığı öğretmen vardı, unutamadığı öğretmen vardı. Benim de var muhakkak. Bugün buralara geldiysek tabii ki ailemizin, çevremizin olduğu kadar öğretmenlerimizin de katkısı çok fazlaydı. Bizim de çok fazla öğretmenlerimiz.
olur. Ama en az bir öğrencimiz olur. Ben tebrik ederim size. Teşekkür ederim. Tekrar günümüzü kutluyorum. Ondan sonra bir soru. Bir de topla alamıyor. Evet. Ne var bu belgede? Belgemizi layık görenlere teşekkür ederiz.